Evet, herkese merhabalar. Tekrar Niko Yenibayrak'la, sevgili Niko Yenibayrak'la Jordan'ın The Last Dance'ini konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü program baca kırıyor biliyorsun. Aslında ben biraz hastaydım. Bu programı çekmeye zorlanıyorduk ama sonra Jordan'ın Flu Game'ini tekrar izledim Niko. Ve dedim ki o yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Ve buraya geldim. Benim küçük emirbakilerimi es geçtin. Ya çok iyi bölümlerdi Kaan'cığım. Haftaya da enteresan şeyler olacak burada. Evet. Alttan Yavaş yavaş göstermelerim. bir gerginliği dayadılar gibi böyle artık o kadar. Halendi gibi geçen bölümden sonra prodüksiyon ekibine katıldı. Biliyorsun belgeselin sonki bölümün kurgusu henüz yapılmadığı için. Evet. Dönemin tanıkları olarak onu Talking Head olarak göreceğiz. Aynen bir baktılar ki Yedinci ve bu adam bizim anlatmadığımız, bilmediğimiz hikayeler anlatıyor. Anında bir telefon geldi Chicago'dan. Nedense Chicago'dan geldi telefonda. Ve Ali'ni oraya gönderdik. O yüzden bu hafta ve Drake Otel'de bir toplantı yapılacak. bakalım gelişmeleri belki de paylaşırız. İlk kez burada duyarlar. Belki de Neyse. gelir kendisi anlatır bize post prodüksiyon Belki sürecini. de. Bu arada son iki bölümün kurgusu geçen hafta bile hala yapılmamıştı. Ne bekliyorlar bilmiyorum. Son iki bölüm kurgusu yapılmamış mı? Evet. Yapılmamış. Daha tam yayına hazır değilmiş gibi şeyler okudum. Nabza göre şerbet mi ya da çünkü bu Evet. bölüm ilk defa olan Jordan da filan. Bir hafif uyuz olduk. Bu da Hafif. az bilmem ne değilmiş ki. İlk iki bölümü izleyenler Jordan'ın karanlık yüzü hakkındaki bilgileri zaten bu yayının takipçileri izlemiştir. Öğrenmişlerdi. Jordan şu İçinde anda kuranları Twitter görüyorum. okuyor herhalde. Twitter okuyarak sonraki bölümlerin nasıl akması gerektiğine karar veriyor belki de bir odada. Muhtemelen. Jordan gel öyle bir obsesifliği de var. Yani hakkında yazılan, çizilen her şeyi merak ediyor. Sırf bununla görevli her hafta onun özetini kendisine vermekle yükümlü bir çalışan da var. Olmaması Jordan mümkün kardeşim, abi. her şeyden de triggerlanma be kardeşim, Evet ya. gerçekten ya. Hani yani o Jordan tabii ki bunları okuyacak. Çünkü hani hayatını böyle geçirmiş ve şu anda aslında çok zor bir hayat olmalı düşünüyorum da hani Annesiyle pis yedili oynayıp bacağın altında yedi saklıyormuş ya. Annene yapma bari kardeşim ya. Ya da annene yenil abi. Yani evet. neyse. Bu tür Çok en iyi üzülüyorum. bölümünü izledik bence bu arada. En sevdiğim bölümü oldu. Bir Beş. şeyle Diğer. başlayalım ama. Çünkü 5. bölüm bir saygı duruşuyla açılıyor sevgili Evet. Bryant'a. Grup Gerçi bir. birazcık üstüne gölge de düşmüş bir karakterdir Kobe Bryant. Hani çok tartışıldı tabii ki bu tecavüz mevzuları falan ama hani tabii ki böyle bir belgeselin içinden ondan bahsedilmeden geçinmelerini bekleyemezdik. Biraz da Kobe ya sanki böyle Jordan'ın bütün bu egosuna ters köşe bir şey oluşturur gibi koymuşlar onu oraya. Aşırı mütevazı bir yerden yaklaşmış bir olay ve bütün başarılarına rağmen o olmasa ben olmazdım diyor veya işte benden izlediklerinizin hepsini ondan aldım gibi şeyler söylüyor. Kendi başarılarını hiçleştiren bir yerden övüyor Jordan'ı. Mesela bana bayağı ilginç geldi. Ve Kobe Bryant'ın da kazanma konusunda ne kadar en az Jordan kadar obsesif Evet. olduğunu da zaten bunu yakından takip edenler biliyor. Şu hoşuma gitti. Tabii ki buruldum. Özellikle günümüzdeki Kobe Bryant'ı turuncu sweatshirt ile orada görünce böyle bir içimden bir parça kopmadı değil. Hiçbir zaman benim en favori oyuncularımdan biri olmadı bu arada Kobe Bryant. Ama zamansız ve trajik ölümü gerçekten inanılmaz üzdü ve gerçekten gözyaşı döktük arkasında. Ben bölümün çoğunluğunu bu temaya yükleyeceklerini düşündüm. Böyle bir şeye sömürü yoluna gitmemeleri hoşuma gitti öncelikle. Onu söylemek istiyorum. Gerçekten tam olması gerektiği gibi bir saygı duruşu. Büyük ihtimalle zaten bu olay Kobe Bryant'ın başına gelmeseydi Kobe Bryant'ı yine bu şekilde görecektik. O yüzden hazır işte adam işte Ocak 27'de hayatını kaybetmiş. Popüler bir konu ve popüler kültüre sıcaklığını koruyan bir konu. Biraz daha orayı işleyelim, biraz daha insanları hani Çağlarmak filmlerinin son 10 dakikasındaki zorla ağlatma damarı vardır ya böyle sürekli. O damara basalım mı? Ucuzluğuna gitmemeleri çok hoşuma gitti. Bu iki bölümle ilgili eleştireceğim şeylerden biri yine 97-98 asıl hikaye yani o meşhur 10 bin saatlik görüntüden az şeyler görmemizdi ama işte All Star maçı, soyunma odası, Jordan'ın Kobe hakkında söyledikleri hem üzdü hem de bir yandan da böyle şey müstehsi bir gülümseme yerleştirdi suratımıza. Kobe Bryant'ı da böylelikle anmış olduk. Zaten Michael Jordan'ın Kobe Bryant'a veda gecesinde yaptığı konuşma da epey Amerikan gündemini meşgul etmişti. Oradaki konuşmasına paralel şeyleri bu sefer Kobe'nin ağzından duyduk.
Ben onun büyük abisiydim. Her zaman ona abilik yaptım. Gece 3'te bile bana mesaj atıyordu. Başımın belası falan diye böyle yarı şaka yarı ciddi şikayet serzenişleri vardı Michael Jordan'ın. Kobe Bryant'in ağzından bunları duymak da hoş oldu. Yani keşke Kobe hayatta olsaydı ve belgeselle ilgili tweetler atsaydı, bir şeyler yapsaydı demekten de alıkoyamıyor insan ama yani ekibi de yapımcıları da o çizgiyi çok iyi tuturdukları için ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Yani o 15 dakika 20 dakikayı da Kobe Bryant Jordan üzerine de yıkabilirlerdi. Bunu çok sevenler, buna bayılanlar da olabilirdi. Böyle bir yan yola sapmamaları da hoş oldu öte yandan. Birazcık şey kısmı da ilginç tabii. Hani Jordan gibi rekabetçi ve herkesi aslında kendi rakip gördüğü herkesi ezmeye çalışan birinin The Next Jordan diye bahsedilen genç bir oyuncuyu bu kadar sahiplenmiş olması ve Kobe'nin de onu saygıyla anıyor olması da bana ilginç geldi açıkçası biraz. Michael Jordan akıllı bir adam. Kobe Bryant da ondan esinlendiğini, fazlasıyla esinlendiğini hiçbir fırsatta kaçırmıyor. Yani Lakers maçlarının öncesinde de Michael Jordan formalı fotoğraflarını şu an girerseniz bir sürü fotoğraf bulabilirsiniz. Kendisini çok iyi bir kopyasının, kendisinin o unutulmaması, mirasının devamına katkı sağlayacağının da farkında olduğu için ve hiçbir zamanda bir NBA finalinde bir yerde karşılaşmadıkları için böyle bir kıyas da olmayacağı için biraz da şey yani pragmatist bir yaklaşımda. Ya beni taklit eden bir adam var ve benim yaptıklarımla başarılı olabileceğini hala 2005'te, 2006'da, 2010'da bile gösterebiliyor. Michael Jordan bu çağlarda oynasa başarılı olabilir miydi acaba ya? İlk elden mükemmel bir cevap ve bir şekilde onun mirasını yürütebiliyor. Yani YouTube'a şu an açıp, hemen açmayın, bu videoyu bitirin sonra açın. Kobe Bryant, Michael Jordan Identical Plays videosu yazarsanız zaten ikilinin oyun tarzının ne kadar birbirine benzediğini görürsünüz. O açıdan da biraz şey hani Jordan'ın seveceği tarzda ve o çıkarların asla çatışmadığı bir abi kardeş ilişkisi diyelim. Beşinci bölüm başlarında aslında belki de NBA ve genel olarak sporun da dönüm noktalarından birini ve sermaye ile iyice bir araya geldiği bir noktayı da anlatıyor aslında. Jordan'ın inanılmaz yüksek meblağlı, 250 bin dolardı sanırım, bir reklam anlaşması yapması. Bu nasıl bir dönüm noktası? Belgesel birazcık böyle yaklaşarak uzaklaşmış, böyle tam girecek gibi yapıp çıkmış gibi birazcık bu ekonomik boyutuna. O yüzden sana sorayım dedim biraz da. Abi öncelikle Jordan'ın annesini gerçek bir vizyoner ve şey, yani spor giyim tarihini değiştiren kadın diyebiliriz. Yani belgeselde de ucundan girildi. Yani Nike, onlar Nike diyor diye, yoksa Nike bence herkes Nike demeli. O döneme kadar işte Adidas, Reebok kadar nam salmış, bunlar kadar şu anki olduğu konumundan çok uzakta bir, biraz daha yerel ölçekli işte Oregon, Portland ölçeğinde bir giyim firması. Ve Michael Jordan için biraz riskli bir karar. Şu an mesela LeBron James'le ömür boyu yaklaşık 500 milyon dolarlık bir anlaşmaya falan imza attılar ama o dönem için gerçekten şey, yani 84 senesinde o işte Air Jordan 1, hatta 5. bölümle ilgili minik rahatsızlıklarımdan biri biraz onun virali gibi oldu. O ayakkabıyı tekrar giydiği maç vesaire. Ya o model giyinmeye başladığında mesela NBA'deki tüm ayakkabılar beyazdı. Kimse renkli ayakkabı falan giymiyordu. Hatta herkesin benzer yani bir şeyler giymesi kuralı dahilinde o kırmızı siyah beyaz ayakkabıları giymek de yasaktı. Jordan mesela bu yasağa rağmen maç başına 5000 dolar ceza ödeyerek de bu ayakkabıları giyiyordu. Sonuçta mesela Michael Jordan o sene en iyi çaylak seçildi. İşte zaten Air Jordan'ın işte 126 milyon dolarlık satışı falan. Bambaşka bir nokta mesela Under Armour denedi onu. İşte Steph Curry ile Andy Murray ile hani hayatta sürekli işte Andy Steph bunlar sakatlıklarla boğuşmuş sporcular. İkinci şansı arayan sporculara yönelik bir şeydi. Önemli miktarda arttırdı ama bu çapta bir etkiyi de bundan sonra görmemiz zor olur gibime geliyor. O açıdan çok şey bir karar yani. Cesur bir karar. Dolores Jordan'ı da bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Anladığımız Michael Jordan'la çok aklında böyle bir şey olmadığı. Ki sonra zaten bambaşka bir devrim. Yani Tinker Hatfield çok iyi bir tasarımcı. Netflix'te onun belgeseli var. Soyut Düşünce serisinin ikinci bölümü. Tinker Hatfield'ın hikayesini anlatıyor. Tinker Hatfield da bu Jordan serisinin tasarımcılarından biri. Gerçekten çok hoş. Doyurucu, buradan oraya bir link verelim. Asla Netflix virali olmadığını söyleyerek. Onu izleyebilirler. O çok doyurucu bilgiler veriyor. Tabii Jordan da oradan kendi markasını yarattı. Şu an Jordan Brand bence
hakikaten en güzel spor ayakkabıları üretiyor. Sadece saha içiyle de sınırları tutmadı asla. Yani sneakers bir tek spor yaparken giyilebilen şeylerden günlük modanın bir parçası haline döndüyse de bunda çok büyük payı var. Yani çok basit bir örnek. Yani Ürdün Hava Yolları Jordan Airlines koyamıyordu yani adını. Yani Michael Jordan öyle bir figürdü yani. İnanılmaz gerçekten. Jordan'ın Royal bilmem ne gibi bir isim var yani. Direkt Jordan Airlines'ini kullanamadı abi Ürdün. Ülkenin adı ya. İnanılmaz değil mi yani? Ülkenin adına çok öyle bir figür. Ya diyor ki işte Paul Knight orada iyi bir şey yapıyorlar. Bir değişiklik yani Michael Jordan ünleri kullanıyor. İşte Nike'ın teknolojik bir ürün olduğunu vurguluyor. Zaten Just Do It sloganı bayağı tutuyor. İşte Getto'larda bu ayakkabıları giyen o dönemin itilmişleri birden Michael Jordan olacaklarını düşünüyorlar. Havalı taban çok zekice bir buluş zaten. Bayağı Nike'ın spor ayakkabı endüstrisine bir çığır açıyor. İşte Cool Hand şirketini satın alıyorlar. O dönem böyle deri ayakkabılar imal eden. Ve normal ayakkabıları böyle spor tabanlarla falan donatıyorlar ve böyle acayip bir devrim oluyor. Ama tabii bunun da başında Michael Jordan olduğunu söylemek gerekiyor gerçekten. Bu bile başlı başına. Yani birçok sporcunun böyle sağlam işte Kobe Bryant da mesela kariyerine Adidas'la girmiş ama çok büyük bir yani beğenilmeyen modellerden sonra Nike'a dönmüştü Nike'yi. Ama bir daha bu tarz bir hani bir markayla beraber büyüyen ve sonra o markadan yani kopup demeyeyim ama o marka içinde bir federal şekilde iç işlerinde bağımsız bir yeni marka yaratmak ve o yeni markayla da hala günümüzde kariyeri sürdürmek dediğim gibi bence yani günlük kullanıcının hala aynı ayakkabıları Nike değil direkt Jordan markası yapıyor. Çok da güzel vurgulanmıştı belgeselde. O girdiği kadar da yetti zaten. Çünkü burada çok fazla hani sosyokültürel gönderme vardı. İşte Seinfeld'i gördük. Seinfeld'in o dönem 90'ların iki büyük figürü 80'lerin 90'ları. İşte bu bilet goygoyunu gördün. Herkes bir bilet için kendini bu kadar yırtarken soyunma odasına girip Michael Jordan'la bu kadar goygoy yapma fırsatını bulmak ve Phil Jackson tarafından soyunma odasından kovulmak falan. Yani Seinfeld'in de biraz o dönemdeki şeyini gösteriyor herhalde. Evet yani bir de Seinfeld bile karşısında Jordan gibi bir karakteri figürü görünce bir anda heyecanlanıp kötü şakalar yapmaya başlıyor. Onu da görmüş olduk detay olarak. Ben Kramer'ın ne tepki verir onu merak ediyorum orada. Keşke bir bölümde Jordan'ı izleyebilseydik Seinfeld bölümünde. Keşke. Bir de bir kişiye daha rastladık. Bir tanıdık simaya daha rastladık bu dönemlerde. Yani Jordan'ın bir markaya dönüştürülüp belki de tarihin en büyük influencerlarından biri de olduğu ilan edildiği bu dönemde. Siyah öfkeli Amerikalıların aslında bir nevi sözcüsü de olan bunu sinemada çok acayip filmler Do the Right Thing gibi filmleriyle sıkça ortalığa çıkaran Spike Lee de karşımıza çıktı bu dönemlerde. Bana şey gibi geldi biraz. Spike Lee Jordan'a gerçekten bir yandan aşırı saygı duyuyor ama sanki kariyerinde verdiği kararlarda ve saha dışında kişiliğiyle sanki ona karşı birazcık bir hayal kırıklığı içindeymiş gibi geldi. Ama tamamen hissel bir şey tabii ki bu. Spike Lee çok büyük, önemli bir şey. New York Knicks taraftarı biliyorsun. Hala öyle. Jack Nicholson Lakers için neyse Spike Lee de New York Knicks için o gerçekten. Ve Jordan da Knicks'in kıçını bol bol tekmelediği seriler hatırlıyoruz. Ama ona rağmen enteresan bir dostlukları var yani. Sonuçta 80'li 90'lı yıllarda ikili pop kültürünün zirvesindeydi yani. Chicago Bulls yani hiçbir zaman mesela bir Spike Lee filmde yer almadı. Hep konuşuluyordu ama filmlerin hepsinde ona göndermeler vardı. Belgeselde gördük işte. Sen de bahsettin. Do the Right Thing'de o ana karakter Buggin' Out'un ayağındaki işte Jordan'lara zarar geliyor diye komşusuyla kavga ediyor. İşte filmin açılış sahnesinde Mookie karakterini canlandıran Spike Lee'nin üzerine böyle uyanıyor. Bulls'lu Jordan forması falan var. İşte Lee'nin ilk uzun metrajcısı diyemiyorum. She's Gotta Have It'deki canlandırdığı Mars Blackman karakteri sonra Be Like Mike reklamları için ilham kaynağı oluyor falan. Böyle acayip güzel bir hikaye var. Mesela hani Jordan'ın bu psikoluğunu kazanma azmini işte sürekli bir şeylerden motive olup bir şeylere karar vermesini sürekli görüyoruz 6 bölümdür. Bundaki en güzel, bunu en iyi manipüle eden kişi de Spike Lee mesela. Çok güzel bir anekdot var onunla ilgili. Efsane Malcolm X filmini zaten hani bu kanalı takip eden herkes izlemiştir büyük ihtimalle 92 yapımı Spike Lee'nin ve abi o dönem şeyi bitiyor. Parası bütçesi bitiyor Spike Lee'nin. Warner Bros. Da hani çok fazla daha para vermeye çok gönüllü olmuyor. Spike Lee de zaten uzun bir film, 3 saatlik bir film diye yanılmıyorsam. Hani çok fazla filmi keseyim, biçeyim, elimdeki bütçeye göre yapayım derken hani kendi vizyonuna ödün vermek istemiyor. Ne yapayım diyor. O dönemin ünlü Afro-Amerikan yıldızlarından yardım talep ediyor. Sonuçta Malcolm X de çok Amerika'daki siyahiler için çok önemli bir figür.
İşte Oprah Winfrey, Tracy Chapman, Janet Jackson, Prince. Bunlardan böyle cömert de yardımlar alıyor gerçekten abi. Ama iki kişiyi sona bırakıyor. Magic Johnson ve Michael Jordan abi. Önce Magic Johnson arıyor. Magic Johnson işte HIV virüsü yüzünden emekli olmuş. O dönem basketbol oynamıyor ama hala büyük bir figür. İşte Magic Johnson'ı arıyor. Tamam, hemen hiç uzatmadı diyor. Yardımı kabul etti. Cömert de bir çek yazdı. Sonra diyor Jordan'ı aradım diyor. En sona bıraktım Jordan'ı bilerek diyor. Telefonu açtı diyor Jordan. İlk söylediğim şey diyor Magic Johnson'ın bağışladığı paranın tutarını söylemek oldu diyor. Anında diyor demek Magic o kadar bağışladı deyip o da diyor gayet cömert bir yardımda bulundu diyor. Belki ilk Michael arasaydım bu ve kestiği çekin yarısı boyunda bir çekle karşılaşacaktım ve en nihayetinde Spike Lee de bütçeyi tamamlıyor gerçekten böyle bir şekilde. Michael Jordan'da bunda bir, önemli bir payı var ve o mükemmel şaheser film ortaya çıkıyor. Buradan da herkese önerelim 92 yapımı Malcolm X. Michael Jordan'ı şu an ya bir kandıracak bir şey bulup arayarak yani parasına çökebiliriz. Benim anladığım bu, Nico anlattı. Abi evet, bunu düzgün manipüle eden herkes bence bir noktada şeye ulaşır, Nirvana'ya ulaşır gününe geliyor yani. Bu belgeseli çekime ikna ederken de belki bu taktiklere başvurmuş olma ihtimalleri yüksek diyelim. Yani Spike Lee'yi de bu şekilde görmüş olmak çok hoşuma gitti açıkçası. Dediğim gibi 5. bölüm benim en sevdiğim bölüm oldu. En fazla sağ dışında kalan ve Michael Jordan'ın sosyo-kültürel etkilerini en iyi anlatan bölümdü. O açıdan çok tatminkar bir şekilde izledik bölüm gerçekten. Alt yazıları geçen bölüm çok gömdük. Bu bölüm bir şey var. Ya bunda çok kort içinde kalmamasının payı vardı. Hı-hı. Tabii ki. Ama yine de şey yani bir iki ufak hata dışında öyle çok büyük hatalar görmediğimizi de söyleyelim. Evet, gerçekten dediğin gibi 5. bölüm çok içinde çok fazla dramanın olduğu da bir bölüm aynı zamanda. Çünkü Jordan bu şeyleri, reklam anlaşmalarına mukabil aslında kariyerinde de bir nevi tanrı modunu açtığı bir sürece giriyor 91 ile beraber. En iyi sezonlarından birini geçiriyor. Hemen ardından da Amerika'nın şanını temsil etmek üzere olimpiyatlara gidiyor Dream Team'e. Burada iki tane tartışma var tabii ki. O zaman da çok konuşulmuş. Biri Isaiah Thomas'ın mobbinge uğraması ve takıma alınmaması. İkincisi ise Jerry Krause sırf Tony Kukoc'u çok fazla seviyor diye, Hırvatistanlı Tony Kukoc'u. Jordan'ın ve Pippen'ın bu oyuncuya karşı inanılmaz şekilde bilenmesi ve sahada neredeyse centilmenliğin de dışına taşan bir rencide edişe doğru olayı sürüklemeleri. Bu konular hakkında bize neler anlatmak istersin? Önce Dream Team'le başlayalım. Gerçekten NBA için dönüm noktalarından biri. NBA'in tüm dünyada bugün pazarlamada ulaştığı noktayı artık hepimiz biliyoruz. Yani frekansı çok yüksek bir lig ve gerçekten şey albenisi çok yüksek. Bu konuda çok örnek olarak okutulması gereken bir yapı olduğunu hep söylüyoruz. Yani bir NBA maçı kanalları zaplıyorsunuz abi. Birden NBA TV'de durduğunuzda yani o parkenin rengi, renkler, formalar, o çekim kalitesi vesaire bile sizi bir anda içine almaya yetiyor. Herhalde bu bugün bu şekilde büyük bir endüstri kadar artık gönül rahatlığıyla uzun süre kendi şampiyonlarına dünya şampiyonu etiketini yapıştırırlarsa bu Dream Team'in payı çok büyük. Yani Hall of Fame'e girmiş 11 isim var bu takımda. Bir oyuncu dışında bütün oyuncular NBA'de NBA'nin 50. yılında açıklanan en iyi 50 oyuncu içindeler. Ve 20 yıl geçti. Hala basketbol severleri kulağında çınlıyor yani. Hani kültür dünyasındaki yerleri de aslında çok eskisi kadar sağlam. Yani hani ne bileyim işte Gnarls Barkley diye grup var yani mesela sonuçta. Kimden esinleniyor? Çok açık açıkçası. Ve Charles Barkley o takımın enteresan bir şey, sayı kralıydı. Yani enteresan değil ama Michael Jordan'ın olduğu bir takımda en fazla sayı atan oyuncusu olmuştu. Ne bileyim işte Red Hot Chili Peppers, işte Kanye West'in işte Scottie Pippen'la göndermeli şarkıları mesela. Yani birçok müzisyenin artık burada bir sürü referansa dolu olduğunu biliyoruz yani. İşte 2K, NBA 2K oyunları 2012'de çıkan 2K oyununda mesela John Stockton, Larry Bird, Michael Jordan vardı kapakta. Ne o dönemin yıldızları LeBron, Nowitzki, Derrick Rose yerine. Yani üstünden 20 yıl geçmiş ve asla gündemden uzak kalmayan bir takım yani. Yani suç haberlerinde bile bunları görebiliyoruz yani işte. Alnına Jumpman dövmesi yaptıran mahkumu ararsın. İşte tecavüze suçlanan Arkansas'ta bir sapık. Larry Bird 30 yıl ceza alıyor.
Adam Larry Bird hayranı diye, Larry Bird'in formalarısı 33 diye cezasının 33 yıla çıkarılmasını falan istiyor. Yani gerçekten asla uzak kalmadılar. Ve o yüzden çok özel bir takım olmayı sürdürüyorlar yani. 92 yılı eskisi kadar NBA görüntülerine erişimimiz olmadığı bir yıldı. Ve onları burnumuzun dibinde, Barcelona'da her takım ortalama 40 sayı fark atarak hiçbir mola dahi almadan bu maçlar sırasında şampiyonluğa ulaşarak bambaşka bir seviyede olduklarını gösterdiler ve tarihin en iyi takımı hiç tartışmasız bir şekilde. Amerika 2008'de 2012'de iyi takımlar topladı ama hani gerçekten ya Magic Johnson tarihteki en iyi ikinci oyuncu belki ama diyor ki hani şampiyonlukları var, 3 MVP ödülü var bilmem ne. Ya diyor ki benim için Dream Team basketbolda yaptığım her şeyin zirvesi diyor. Yani çünkü bir daha asla böyle bir takım olmadı, olmaz diyor. Yani hani ve şey çok hoşuma gitti. Yani hep bir o maç vardır işte. Basketbol tarihinin en iyi seyircisiz maçı. Bu takımın 2'ye 2, 5'e 5 kendi arasında yaptığı maç. İtalyan bir hakem, zavallı bir hakem. Başına neler geleceğini asla habersiz. NBA Entertainment ekim bile kovuluyor. Sadece yardımcı antrenörlerden biri kamerayla bu maçı kaydediyor. O maçın böyle çok az görüntüleri, 1-1,5 dakikalık görüntüleri vardı. Saat sonra Dream Team belgeselinde yer aldı. Ve Michael Jordan'ın hala içinde bulunduğum en iyi maç olarak tanımladığı maçtı. Onu görmek çok güzeldi ve Dream Team'in o yarattığı etkiyi, NBA'in bugünlere gelmesinde ki etkisini çok iyi gösterdi. O açıdan da çok, yani 5. bölümün o kadar çok konuya böyle geçişleri de çok iyi ayarlayarak değindi ki yani. Hani işte notlar aldım birkaç tane. 16 satır olmuş alt alta. Çok fazla konuya girdiler gerçekten. Ve bunu çok ustalıkla yaptılar. O yüzden de benim için çok şey, şu ana kadar en hoşuma giden bölüm oldu açıkçası. Yani bu az önce bahsettiğin konuyla alakalı hangi oyuncu söyledi bunu hatırlamıyorum şimdi ama o yaza dair yani olimpiyatlara dair en iyi şey neydi diye soruyorlar ve antrenmanlardı diyor yani. Asla bir takım adı vermiyorlar mesela. Hani şunlarla oynadık ve işte Avrupa'dan oyuncular gördük ve falan demiyorlar. Yani bambaşka bir seviyedeler ve onlara da tabii ki çok yukarıdan bakıyorlar. Hani bu anlaşılıyor. Tabii onlara karşı en iyi oynayan Hırvatistan deniyordu. 33 farkla bitti final maçı mesela. Yani çok en iyi ve Drazen Petrović var, Toni Kukoč var, Dino Radja var. Bir sürü NBA patentli oyuncuya sahipsiniz. Yani hiç mola almadan Chuck Daly şey yapmıştı. Ya Isaiah Thomas'a bir daha girersek tekrar olur. Geçen bölümde konuştuk Bad Boys'ta. Yani Isaiah Thomas tek Jordan'ın suçu değil ya da payı yok. O çok fazla oyuncuyla sorunu vardı o takım. Larry Bird'le Magic Johnson'la geçen bölümde zaten. Benim merakım sadece yani Isaiah Thomas yok ama Chuck Daly mesela o Detroit'in koçu Chuck Daly'nin bu takıma koç olarak gelmesi de onun ne kadar önemli bir figür olduğunun kanıtıydı. Ya ben Isaiah Thomas'ı çok sevmem. Isaiah Thomas'ı böyle sevip sempati duyanlar falan da gördüm bu süreçten sonra ama yani Magic'e karşı yaptığı imalar 4-0 eğlenen bir seride sahayı o şekilde terk etmeleri ki çok büyük bir ayıptır, günahtır o. Gerçekten. Ben Isaiah Thomas'ın o zaman alınmamasından ziyade olayın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra hala benzer bir kinle ve benzer bir duyguyla ondan bahsedilmesi benim daha çok... Magic'le barıştı. YouTube'a yine yazarlarsa görürler. 16'da mı ne böyle ESPN'de programa katıldılar, karşılıklı günah çıkarıldı, sarıldılar, ağlaştılar vesaire ama Jordan'da zannetmiyorum ki böyle bir şey olsun. Çünkü hani Jordan'da da o 89 All-Star'ından başlayan Isaiah Thomas'ın takımdaki diğer oyuncuları Michael Jordan'a pas vermeme üzerine organize etmesiyle başlayan ki Isaiah Thomas'ın Chicago'lu olması ama Chicago'lu olmayan birinin Chicago'nun kalbini çalması falan. Ya güzel hikaye. Yani Isaiah Thomas'ı da anlayabildiğimiz noktalar var. Ama o takımda yani sonuçta diyorlar. Sonuçta iki ay beraber kamp vesaire ve 4-5 kişinin sorumlu olduğu birinin olması çok akıl kârı bir iş olmazdı. Büyük ihtimalle de hani tek başına Michael Jordan'ı yıkmamak lazım. Ama Michael Jordan hala günümüz Michael Jordan'da nefretinin canlı diri kalması da enteresan ya. Sadece kaldı yani. Bu kadar da büyütmemek lazım bence. O nefreti, sahip olduğu nefreti kırabildiği insanlar da var. Bunlardan biri de Toni Kukoč sanırım Jordan'ın. Kukoç'tan sanırım NBA'ye gelene kadar Kukok diye bahsetmişler. Çünkü belgeselde... Abi Amerikalılar o konuda şey, şöyle bir örnek vereyim. Abi 2007'de Novak Djokovic Amerika açık finaline çıktı. Roger Federer'le oynadı. Ve Amerikalı spikerler hala Novak Djokovic diyorlardı. Djokovic, YouTube'da onun da videosu var ama çok referans verdim kardeşim bu şeyde de. En sonunda kendi maçını kazanıyor abi. Yayın kabini hemen şeydir böyle court view'de ve
arkadadır oraya giriyor. Kendi böyle şaka yollu biraz da ya yani Djokovic değil arkadaşlar Djokovic diye anlatıyor. Ama evet yani Kukoç'ta öyle bir şey var. Bir ön yargı hep vardı yani. Michael Jordan'ın şeyi meşhurdur zaten. Hani 96 yılında Rick Taylor'ın Year of the Bull diye bir kitabı çıktı. Orada şey diyor mesela bazı oyuncularda yetenek yok ama diyor yürek var. Bazılarında ise yetenek var ama yürek yok. Yani yaşım ilerledikçe bu olayları daha iyi değerlendirmeye başladım ve bu beni çok sinirlendiriyor. Ve bu kadar sinirlendiğimde gidip Kukoç'un çenesini dağıtmak istiyorum diyor. Yani ima etti çok yetenekliydi ama bizim kadar çok çalışan biri değildi diye getiriyor. Ama yani abi işte nokta şutu var, sağlam fundamental var, sağ görüşü var, oyunu biliyor, oyunu okuyor. Hepsini üstüne taşıyor. Ama çünkü sert değil, çünkü kazanmak için kendini parçalamıyor. Adam bunun sadece bir oyununu oynuyor ve bunun bir oyun olduğunu farkında yani. Biraz o konuda kendine haksızlık edildiğini düşünüyorum açıkçası. Ama bu kadar yani o belgeselde bütün takımın ona kinlenmesine sebep olacak kadar bir şey zaten adamın hiçbir şeyden haberi yok. Ve sonuçta bu bir fırsat. İkinci turdan seçmişsiniz. Ki Kukoç mesela Michael Jordan'ın 1,5 yıllık sezonluk emekliliği döneminde çok şey iyi performansları var. O takım 50 üstü galibiyetler aldı. New York Knicks'te 7 maça giden serilere imza attı playofflarda. Yani hiç fena işler yapmadı. Büyük bir çöküş sürecine girmedi o takım. Yine playoff'unu yaptı. Kukoç'u belli bir seviyede... bu esnada Jerry Krause'un da çok sevdiğini öğreniyoruz. Zaten Jordan ve Pippen'ın bu kinlenmesindeki başlıca aktörlerden biri de Jerry Krause'un sevgisi. Ben buradan şöyle bir sonuca varıyorum açıkçası. Bence Jordan'ın kariyerinde Jerry Krause'un inanılmaz bir payı var. Yani sadece hiçbir şey yapmamış olsa bile böyle bir nefret uyandırarak Jordan'ı sürekli diri tutmuş bir karakter aslında Jerry Krause. Hani birazcık uzaklaşıp bakınca böyle bir resim çıkmıyor mu ortaya? Sürekli tetiklemiş olması bir enteresan gerçekten. Yani ya bilmiyorum bir noktada şimdi ne kadar adil, hayatta olmayan bir insan ve bir cevap hakkı yok. Ama bir yandan da belgesel prodüksiyon süresinde hayattaydı. Belki konuşmak istemedi, bilemiyoruz. O detaylar henüz yansımadı. Yansıdıysa da ben okumadım, görmedim. Çünkü ya bütün Amerika medyası şu an seferler olmuş durumda. O kadar çok fazla içerik çıkıyor ki şeyle ilgili. Yani NBA'yi çok yakından takip edenlerin bir kutsal sitesi vardır. Yani Ringer. Eskiden Grantland'di. Sonra oradan ayrılanlar Ringer diye bir site açtı. Mesela orada üstte sekmelerde NBA, MLS, NFL falan görürsünüz. Sinema, TV falan. Popüler kültür üzerine de içerikler üretir vesaire. Abi NBA sekmesinin yanında Michael Jordan sekmesi var artık. Ve böyle bir siteye giriyorsun. Timeline var. Gün gün o gün Michael Jordan'la ilgili ne oldu? O hemen onunla ilgili bir yazı çıkıyor. Zaten her bölüm yayınlandıktan sonra 2 podcast kaydediliyor. En az 3 yazı çıkıyor vesaire. Öyle bir figür haline gelmiş durumda. Jerry Krause yani sonuçta ilk üçlemeyi yapan takımın mimarı olduğunu söylememiz gerekiyor. Scottie Pippen cesur bir seçimdi. Horace Grant hakeza öyle. Tony Kukoc'un ne kadar isabetli bir karar olduğunu ikinci üç şampiyonluktan sonra Milwaukee Bucks kariyeri bile çok iyiydi. Görüyoruz. Bir cevap hakkı yok. Onu biraz şey üzerinden yani 98 takımını Blaze diye dağıtma tutkusu üzerinden görüyoruz. İşte Ron Artest'le şampiyon olabileceğine inanmasıyla hatırlıyoruz. Phil Jackson'ın arasının bozulmasıyla yargılıyoruz. Bakalım ya yani merakla bekliyorum. Yani Jerry Krause bir noktada konuştu mu acaba? Bir noktada hakkı teslim edilecek mi? Ya yani şey vardı mesela 92 şampiyonluğundan sonra bir Jerry Krause röportajı vardı şeyde, belgeselde. Herhalde açıp izleyip tekrarına bakanlar dikkat eder. Koca röportaj boyunca en az 10 kere organization lafına çok fazla vurgu yaptı. Onun da Michael Jordan'a cevap şekli biraz o diye düşünüyorum. Ama bu da fazla iyimser bir bakış açısı yani. Evet iyi bir organization gerçekten ama en nihayetinde Michael Jordan'a en azından arka arkaya 3 şampiyonluk NBA tarihinde o döneme kadar bir kere olmuş bir şeyi için Michael Jordan'a muhtaç bir organization olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani sonuçta Scottie Pippen'da bugünkü Scottie Pippen olduysa onda da Michael Jordan'ın büyük bir payı olduğunu vurgulamak gerekiyor ama Kukoç'a biraz yanlış yapıldı yani. Yani oraya dönecek olursak bir de şey mesela Jerry Krause'un böyle enteresan şeyleri de var. NBA'ye ilk geldiği sene böyle sertlik görsün işte kazanmıyor öğrensin diye Chicago'daki parasını oynanan sokak maçlarına götürülüyor ve bayağı orada kıyasıya falan dayak yiyor yani. Yani bir de Kukoç bir egoyla geliyor abi. Sonuçta 89-91 arası efsane Yugoplastika takımı vardır. Avrupa basketbolunu çok domine eden bir Yugoslav takımı. 3 Euroleague şampiyonluğu ve 3'ünde de Final Four MVP'si oluyor. Bu adamın Benetton Treviso ile imzaladığı 3 yıllık kontratın tutarı 23 milyon dolar yani. Öyle şey değil.
belli bir egosu var. Ona rağmen bunu arka cebine koyup gelip 6. adam olmayı göze alıyor. İşte Michael Jordan'ın en fazla taktığı oyunculardan biri hep söylenir, olduğu söyleniyor. Benim en sevdiğim Avrupalı oyuncu. Neden bir kere daha çok sevdiğimi hatırlamış oldum. Ama bu şeyi de yaratmadı bende. Lan Michael Jordan ne işte bilmem ne adammış falan. Ya Michael Jordan böyle bir adam abi yani. Böyle kabul edeceksin. Yapacak bir şey yok. Bir de yani Kukoç'un bu röportajlar esnasında şunu söylemesi de gerçekten hani belki daha derinlikli bir oyuncu olduğunu da gösteriyor pek çok oyuncuda. Hani Yugoslavya'da bir savaş varken draftla beraber bir anda her şeyi bırakıp NBA'ye gelmek istemedim diyor. Yani bu sanırım önemli bir karar kariyerinde ve bir iz bırakan da bir karar olmalı. Tabii cesur karar bir. İkincisi gerçekten iyi para kazanıyor. Üçüncüsü oynamak istiyor. Ya adam şey diyor yani ben kariyerimin en verimli dönemindeyim. Kenarda oturup izlemek istemiyorum. Bu izleyeceğim oyuncu Michael Jordan olsa bile ben kenarda oturup izlemek istemiyorum. Diyor. Çok açık ve net bir şey var ve tabii şimdi hani anakronizm yapmaya gerek yok. Bugün artık 100'den fazla internasyonel oyuncu var. Hepsi çok fazla sayı görüyor, süre alıyor vesaire ama o günlerde durum böyle değildi yani. Hani yurt dışında Avrupa'dan gelen özellikle oyunculara bakış çok farklıydı. Yumuşak, dayanıksız vesaire oldukları söyledi ama bu adam bir iç savaş yaşamış yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz fazla küçümsediklerini ve haksızlık yaptıklarını ama en nihayetinde yani bu kadar kendisine çok geçmişe dayalı bir kinin olduğu noktada gelip kendini ispat etmesi, Chicago Bulls'un ikinci three-peat'indeki 15 sayı, 5 rebound, 5 asist yani bunlar bu takımda Jordan Pippen üzerine kurulmuş bir takımda çok çok önemli şeyler. Yani o şeyler hep devam etti. Burada görmeyiz ama mesela Jordan'ın olmadığı 94 playofflarında New York, Knicks, Chicago Bulls arasında şey vardır. Son topu Kukoç'a çiziyor mesela Phil Jackson. Ve Scottie Pippen oyuna girmeyi reddediyor mesela. Çirkin bir davranış açıkçası. Çirkinmiş. Profesyonelliğe falan sığmayan bir davranış yani. Of, sonra işte New York Times falan yazınca olay olmuştu. Ve bu arada Scottie Pippen'i kurtaran ne oluyor abi? 104-102. Şutu sokuyor yani Kukoç. Onu da YouTube'dan bulabiliriz. Her şey YouTube'da var arkadaşlar. Jordan her şey triggerlanıyor abi. Enteresan o biraz beni rahatsız etti. Yani biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. İşte Spike Lee bile adamı şeyde tetikliyor. Dan Majerli işte diyor ki onu almayı düşünüyormuş. Ona ya adam NBA'nin savunma takımına girmiş. Yani bir genel menajer NBA'nin savunma takımına girmiş bir oyuncu almak isteyebilir abi. Bunu niye sinirleniyorsun? Clyde Drexler'ı benle karşılaştırıyorlarmış final. Yani. Enteresan ya. Beşinci bölümün aslında iki tane daha önemli noktası var bana kalırsa. Biraz uzadı ama onlardan da kısaca bahsederek geçelim sonraki bölüme. Birincisi Amerika tabii ki olimpiyatları kazanınca Jordan bir anda yeni yeni daha kendi ülkesi içinde satılmaya başlanan bir ürün haline gelmişken bir anda sanırım ki bütün dünyada da satılmaya başlanan bir ürün haline geliyor. Çünkü Amerika formasıyla oraya gidiyor ve bu aynı etki birazcık sanırım Amerika'ya da yansıyor. Çünkü sanırım Jordan'ın biraz daha artık politik olması bekleniyor. Böyle bir şey de bir kamuoyu da oluşmaya başlıyor. Çünkü daha önemli bir figüre dönüştüğü fark ediliyor. Fakat Jordan bu noktada biraz kendini geride tutmaya çalışıyor. Abi şöyle o şeyi bir düzeltelim. 90 yılında bu seçimler. Ha, o bahsedilen hikaye daha geride bir hikaye. Okay. Harvey Gantt olayı 90 yılında henüz Michael Jordan ilk şampiyonluğunu da kazanmış değil. Ve bence şu anki gördüğümüz gibi bir şeye sahip değil. Zaten bunu ilk bölümde konuşmuştuk. Hani cumhuriyetçiler de ayakkabı alıyor vesaire. Yani çok şu konjonktüre bakınca savunacak bir yanı yok. Ya bunu Michael Jordan'ın, Obama'nın falan dedikleri üzerinden kabul etmek zorundayız. Geçenlerde Time Harvey Gantt'le bir röportaj yapmış. Bu arada bu değerlendirmeden şunu da söyleyeyim. Biraz araştıranlar görür. Bu belgeselde görecek miyiz bilmiyorum. Eğer görmeyeceksek oraya koymaları da hoş olmuş. 96 yılında tekrar iki aday yarışıyor. North Carolina'da Senato için. Bu sefer Michael Jordan da hatırı sayılır bir bağış yapıyor gerçekten. Harvey Gantt adına. Ama yine kaybediyor mesela. Yani bilemiyoruz. Yani karmaşık konular. Yani şey Gantt de röportajında gene şeyi elden bırakmıyor. Yani hani evet duydum diyor. Hani cumhuriyetçiler ayakkabı alıyor şeylerini falan. Evet alıyorlar. Haklı diyor. Yani belki ben de diyor yeni bir marka, yeni bir şeyler inşa ediyor olsaydım, kariyerimin başında bir yol çiziyor olmaya çalışsaydım
hani böyle bir şeyin içine girmeyebilirdim diyor. Yani hani bunun için de çok düşünmeye fırsat zaman harcamadık. Zaten %53'e %47 gibi bir oy oranıyla kaybediyor. Yani hiçbir zaman şey demedik diyor. Yani ya lanet olsun Michael da işte bizi onaylasaydı belki işte oy fazla alırdık. Ya da ne bileyim bu yenilgiden sonra aklımıza gelen ilk şey o değildi falan diyor yani. Hani işte orada Nathan McCall'un şeyi var. Enteresan bir eski röportajından kesmişler. İşte herkes Muhammed Ali'yi hatırlayacak ama kimse Michael Jordan'ı hatırlamayacak. 97 yılından bir görüntüydü ama valla 2020'ye geldik. 23 sene geçti. Michael Jordan son şampiyonluğu kazandığından bu yana. 6.1 milyon kişi izledi ilk bölümü Amerika'da. Bir rating rekoru kırdığını söylemek gerekiyor. Ya, pek öyle Michael Jordan unutulmuşa benzemiyor. Yani bu savunuluyor gibi değil. Yanlış anlaşılmasın sonuçta. Hani Muhammed Ali ile kıyaslarsan abi o zaman dünyada birçok sporcuyu tete koyman gerekiyor açıkçası. Yani Muhammed Ali çok başka bir figürdü. Muhammed Ali yapan şeylerden birincisi oydu belki ve herkesten bunu beklemek de bilmiyorum ne kadar yani Bir de adil değil ama herkesten kahramanlık beklemek de tabii ki çok iyimser bir düşünce yani. Jordan açık yani, açık. ya Obama onu çok güzel söyledi. Yani ben de o dönem üniversite öğrencisi, hukuk öğrencisi olan biri olarak keşke Michael Jordan öyle bir destek sunsaydı diyorum ama ya o da öyle bir yol çizmek istiyor. Ona da saygı duymak gerekiyor açıkçası. Dediğim gibi ben de naçizane kişisel görüşüm yani 90 yılında olsam o dönem şimdiki bilince sahip olan bir insan olsam çok sevdiğim bir sporcunun abi şey yani sonuçta rakibi çok çiğ bir herif anlıyor musun? Hani Evet. gerçekten o açıdan canımı sıkıyor. Aynen Adam destek Martin Luther verdiği King kişiyle alakalı değil yani neyin karşısında durduğunla Martin Luther alakalı değil. King günü kutlamayın diyen bir adam abi. O da YouTube'da var. Hans diye bir seçim kampanyası reklam var abi. Hans bu diğer adayın adını unuttum şu an. Beyaz adayın. Ama 30 saniyelik bir commercial bu. Ve şey böyle beyaz beyaz ellere sahip yani beyaz bir insan oldu. Bir mektup açıyor. Siyah bir iz var içinde ve işte bunlar sizin işinizi elinizden alacak Harvey Gantt gelirse. Bunlar sizin bilmem o inanılmaz ırkçı berbat bir şey. İnsan bu kadar net bir şeyin karşısında olsun istiyor. Ama olmadığı için de yani kırılabilirsin. Kırılıyoruz artık. Modern çağda kızmıyoruz kimseye biliyorsun. Kırılmak kızmaktan daha asil bir düşüncedir. Jordan da zaten kendi de şey diye açıklıyor. Size ilham verebiliyorsam ne ala, veremiyorsam da peşinden gidilecek Yani biri değilimdir demek o ki. tarz ilhamları arayacağınız kişi belki de ben değilim diyor. Diyor ve Ha zaten dediğim gibi hani 96'da böyle bir yardımı da var. Ona çok değinilmemiş. Ya belki çok şeye gelmedi ama yine kaybediyor bu arada. Yine benzer bir oy oranıyla. Ya dediğim gibi bunlar savunma şey. Herkes ne olduğunu bilsin. Sonuçta birinci ağızdan Barack Obama'sına kadar herkesten dinlediğimiz bir süreç var. Ama böyle de bir durum var yani. En azından Harvey Gantt'a çok kızdı. Bugün Beyaz Saray'a sonra gerçi başka bir şehre gitmemiş Michael Jordan ama onu da görmüş olduk George Bush'a. Diğer Chicago oyuncuları gitmiş vesaire. Böyle bir durum söz konusu açıkçası. Yani şey karmaşık konular abi. Yani Michael Jordan'a kızana da niye kızıyorsun diyemezsin. Savununa da niye savunuyorsun diyemezsin. Biraz gri mevzular bunlar. En azından biz basına yansıyanları açıklayalım. İnsanlar ona göre bir karar versin. Biz niye böyle bir otorite olduysak onu da bilmiyorum açıkçası. 5. ve 6. bölümde birazcık zaten Jordan'ı tartışmaya açmak meselesi var ya belgeselin odasında genel olarak. Çünkü 6. bölümde de birazcık Jordan'ın kumar sorunlarına, işte Atlantic City skandalına filan da giriyor. Hatta bölümün başında da birazcık Michael Jordan olmanın zorlukları üzerinden başlayarak onun hem aynı anda çok ulaşılabilir hem de ulaşılamaz olmasına vurgu yaparak böyle Jordan karakterinin içini biraz daha açmaya başlıyor belgesel küçük küçük ayrıntılarla. Evet, girizgahı güzeldi zaten. Biraz kendiyle hesaplaşma odaklı bir şey olacağı da belliydi. Yani Jordan'ın bu kumar tutusu çok aslında bilinen bir şey. Adam lisede bile sürekli kumar oynayan birisi yani. Hani adam lise mezuniyet balosuna beraber gideceği işte kavalyesine mektup yazıyor. Ya yani işte iddiamızı hak ederek kazandığım parayı bana verdiğin için çok teşekkür ederim falan diyor yani. Hani ama onu da şeyde de konuşmuştuk. Ya bu kumar tutkusu ile de alakalı. Ya tamamen içindeki boşluğu doldurma o rekabetçilikle biraz alakalı bir şey. Yani abi işte 10 bin dolara sana çok gibi geliyor 10 bin dolara golf oynamak ama ya Michael Jordan'a çok gelmiyor bu. Yani sonuçta onlar da biraz bir NBA maçında yaptılar mı yapmadılar mı ona odaklanmış gibiydiler. İşte Amerika'da şey çok güçlüdür çünkü. Ya bir muhabir bir şey yazıyorsa bugüne kadar yalan yanlış çıktı gözükmemiştir spor haberciliğinde. Herkesin çok iyi insiderları var gerçekten.
çok sağlam haber kaynakları var. İşte Adrian Wojnarowski, Milan Şans Şaranye falan günümüzde böyle çok popüler ve çok iyi paralar kazanan NBA muhabirleri. O dönemde de benzer ağlar yapılar vardı büyük ihtimalle. Dediğim gibi yani bir sürü yazı döküldü bu hafta ortaya. Herkes Michael Jordan'ın kumar bağının şeyiyle ilgili, tutkusuyla ilgili kendi anekdotlarını anlattı. Çok enteresan şeyler var yani. Daha geçen sene mesela Mike Jordan imzalı 5 dolarlık bir çek var abi. Açık artırmada satıldı. Yani 84 yılının Şubat ayında şey oynarken, North Carolina'da bilardo oynarken adamın biri Michael Jordan'dan 5 dolar kazanmış. Onu ya sen ileride ünlü olacaksın, iyi oynuyorsun falan diye çekle satın alıyor ve bunu geçen sene böyle açık artırmada falan satıyor. Yani hani bu da onun o içindeki rekabetçilikle baş etme yolu diye görüyorum ben sonuçta. Serdar Ortaç gibi, Mehmet Ali Erbil gibi bir kumar tutkusu olması bir yandan bizi üzse de adam hayatın her alanına rekabet taşımak istiyor. Çok çok fazla hikaye var çünkü böyle. Yani. Şey soracağım sana. Abi şey var ya, bak NBA maçının devre arasında böyle organizasyonlar falan, Dunkin Donuts bir şey yapıyormuş falan böyle, donut yarışı. Abi herif bu şeyde bile iddiaya giriyormuş. Abi diyor şey diyor yani, bir şekilde adam gidiyor görevlilere rüşvet veriyor. O videoda izliyor, kimin kazanacağını görüyor. Sonra devre arasında takım arkadaşıyla bunun üstünde bahis yapıyor ve bunu da kazanıyor. Ve aşırı mutlu oluyor falan böyle ama sonuçta o görüntüyü izlemek için rüşvet alıyorsun falan yani. Adam böyle bir manyak ya. Çok fazla hikaye var yani bununla alakalı. Bugün güzel bir yazı çıktı 3-4 gün önce. Adam şey yani milyonlarca dolar, milyarlarca dolar şeyi var. Adam tek bir şey üstüne kurmuş abi. Herkesi yenmek üstüne kurmuş yani. İşte Bill Pearl'ü anlatıyordu. Arkada biner dolarına poker oynuyorlardı. Öne geldi. Biz bir dolarını oynuyorduk. İşte bizim meblağlar seni tatmin etmez. Önem meblağ önemli değil ki dostum diyor ya. Senin önemli olan senin bir dolarını alıp benim cebime koymak diyor yani adam. Yani enteresan açıkçası. Ya burada tabii şey yani izin verilerini buysa muhakkak daha büyük katastroflar yaşanmış olma ihtimali de çok yüksek ama. Uncut James'deki Adam Sandler'a yakın bir kumar sorunu var. O çok belli oluyor yani. Evet abi adamın yani hani belki de en büyük sebep kazanmanın verdiği mutluluk ya. 2000'lerde bir charity düzenliyor ve o charity'de de yani bağış toplama etkinliğinde de poker oynuyorlar abi. Yani 25 bin dolarlık masada çok iyi bir oyun oynuyor gerçekten. Bütün masayı ütüyor hakikaten. Orada bile o videosu da var diye anlamıyorsa onu görenler şey yapar. O adama ne kadar hoşuna gittiğini orada kazanıyor olmanın o keyfinin adama verdiği şeyi tatmini anlatamayız yani. Bir şey soracağım yani şimdi genel olarak Michael Jordan'ın her şeyde bir numara olma çabası var. Bu kumarda da var. O yüzden hani asla kaybedemeyeceği için sürekli kazanmak istediği için bildiği bütün rekabetlerin uzama ihtimali var. Bu yüzden mesela golfe başladığında bir yıl bırakıp golf oynadı ya Jordan. Yanlış bilmiyorum değil mi onu? Bayağı ciddi ciddi golf oynadı. Bir senesini golfe ayırdı. Baseball. Ha baseball pardon. Baseball. Aynen. Beyzbola mesela o orada orada da en iyi olmaya çalıştı mı ya? Böyle bir motivasyonu var mıydı o işe girerken de? Ya bu inanılmaz şeyin yine de bir rasyonellikle sınırlandırılan bir tarafı var mı? Abi şöyle beyzbol önce Major League'de başladı beyzbolu ama seviyesinin orası için yeterli olmadığı ortaya çıkınca Birmingham'a bir alt ligine gitti. Orada da aslında epey iyi rakamları var özellikle birkaç aydan sonra ki oradaki antrenörü şey diyor zaten hani ya beyzbol zor bir spor ve gerçekten iyi bir vuruş yapmanız için 15 yılınızı buna vermeniz gerekiyor ama Michael Jordan'ın kısa sürede kat ettiği aşama beni çok şey yaptı. Biz de ona çok burun kıvırdık. Bu kadar kolay olmadığını ima eden çok şey oldu. Ama onun kısa sürede geldiği seviye de çok tatminkardı. Sonra bir grev oluyor ve o grev olduğu için aslında işleri yoluna koyuyor orada. O grev olduğu için de NBA'ye geri dönmek durumunda kalıyor biraz. Yani 15 yıl diyoruz. İyi bir vuruş için diyoruz. Evet belki kusursuz bir oyuncu olmadı ama bir oyuncunun 6-7 yılda kat ettiği yolu birkaç ayda kat ediyor olması bile herifin ya manyaklığı konusunda bize bir ipucu veriyor. Yani ya Bill Simmons var yani. NBA'nin en popüler yazarlarından biri ve Book of Basketball diye de gerçekten şey yani basketbol severlerin kutsal kitabı olarak nitelendirilen bir kitabın da yazarı. Çok popüler bir Amerikan spor simgesi kendisi. Ya o şey anekdotunu paylaşıyordu geçen. İşte NBA takımları özel uçaklarına sahip olmadan önce Chicago Bulls'ta işte Portland'daki havaalanına diğer yolcularla böyle valizleri bekliyorlarmış. Adam takım arkadaşlarına iddiasına var işte benim çantam sizden önce gelecek falan demiş. 9 takım arkadaşı da bahse giriyor ve bantta gelen ilk çanta Jordan çantası olunca adam böyle
aşırı mutlu bir şekilde parasını cebine atıyor. Ama abi tabii heriflerin bilmediği detay ne abi? Yıldız oyuncu diyor ki ya ben valiz verirsem bir şey veriyor. Ya orada onu bile ayarlayabiliyor, anlıyor musun yani? Hani herif belki büyük bir para kazanamadı. Sonuçta ne kadar kazanmış? 10-20 dolarını ama ya hiçbir şey değiştirmiyor abi bu yani. Hani fırsatını bulduğu an herkesi yenmeye çalışıyor abi. Ya bu çok acayip. Spor tarihinde böyle bir karakter var mı ben bilmiyorum. Ya da onun kumar tutkusuna falan da bu noktadan bakmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. 6. bölümün sonlarına doğru bir de yavaş yavaş şey tartışması da bir araba içindeki muhabbette şahit oluyoruz. Jordan'ın... O çok güzeldi. Evet, bu sporu bir otel odası, iki araba muhabbeti. Aynen, bu sporu bırakmakla ilgili, ne zaman bırakmanın doğru olacağıyla ilgili görüşleri ortaya çıkıyor. Bu sanırım işte o 98'de film ekibinin çektiği o özel kayıtlardan biri. Burada aslında çok net bir cevabı var Jordan'ın. Gerektiği an bırakırım, zirvede bırakırım. Asla da bu sporu özlemem diyor. Bu şeyi, bu fikrini sen Jordan'ın bütün kariyeriyle, kişiliğiyle nasıl birleştiriyorsun? Abi tam olması gerektiği gibi. Yani ölümden de çok korkan ve sürekli erken öleceğini düşünen bir karakter. Ve adam şey diyor, buna şöyle açıklıyor. Yani ben 70 yaşında katarakla, romatizmayla, işte çocuğum beni... Yemek yedirmesi de benim ihtiyaçlarımı karşılaması, böyle bir hayat istemiyorum abi. Öleceksem de ayakta sağlıklıyken öleyim diyor ve o yüzden hep erken öleceğimi hayal etmiştim diyor. Hayata bakışı da biraz oyuna bakışını ifade eder nitelikte. Yani o yüzden 98 vedası aslında onun için ideal bir vedaydı. 2001'deki dönüşünü biraz sorgulatabilir. Onun belki bambaşka şeyler barındırıyor içinde, bilemiyoruz ama tam da Michael Jordan bekleyen tarzda bir şey yani. Hani ben yavaş yavaş azalarak bitmektense rekabet edemediğimi anladığım an ben kardeşim bana ayrılan sürece geldiklerim ve işime bakarım, yoluma giderim diyor. Ve bunu yapacağında zaten az çok sinyallerini veriyor. O açıdan da çok şey yani, Hollywood filminin finalinde göreceğimiz bir böyle bir son görsek işte abartmayın falan deriz yani. Yani şimdi spoiler vermiş gibi olmayayım ama işte 98 final serisi Utah maçı, yani takımının son 4 sayısını at, şampiyonluğu getiren basketi at. Bir de o arada takımın gerideyken rakip takımın en büyük yıldızının elinden de çok riskli bir şekilde topu çalıp filan, yani çok şey hani, ya senaryoda atsan o iki takımın oyuncularını toplasan bir yere, David Stern olsan uygulayamazsın yani bu kadar kusursuz. Yani evet, dediğin gibi bir yandan da 2001'deki o geri dönüşü de aslında yine çok Jordan bir harekete benziyor. Yani bir yandan hani içini yemesi, o geçen boş yıllarda hala bu oyunu çok iyi oynayabileceğini düşünmesi. Bir yandan hala bileniyor çok yani. Çok da iyi oynamış. Abi adam oyundan alın. 9 sayı mı 10 sayı mı attı bir maç sonra. Çok içerliyor. Bir 3. dönüşünden bahsediyorum Washington Wizards'ına. Abi bir maç sonra 51 sayı atıyor. Anlıyor musun? Ya, acayip bir manyakla karşı karşıyaydı. Yani biraz rahatsız ediyor olabilir. Özellikle günümüzde biraz daha bu kadar kazanmak yüceltiliyor ama bununla çok obsesif olmayan bir nesil var açıkçası. Biraz daha hayatı yaşayalım, anı yaşayalım, akışına bırakalım. Biraz onlara da garip geliyor olabilir. Bir Jordan antipatisi de olmuş olabilir ki biraz o noktaya gidiyor gibiyiz. Yani Michael Jordan'ın bu belgesel başlamadan hep dediği bir şey vardı. Bittiğinde birçok insan benden nefret edecek diyordu. Ama ben orada da zirveyi bu hafta gördüğümüzü düşünüyorum. 7. 8. bölümlerde, çünkü 93 senesinde bitti. Yani Phoenix Suns şampiyonluğunda belgesel 6. bölüm bitti. Ve maalesef o yaz Michael Jordan'ın babasının öldürüleceği ve Michael Jordan'ın 6 Ekim'de basketbolu bırakacağı döneme geliyor gibi. Biraz daha karanlık yıllar ve son iki bölümde de herhalde şey, Utah serisi ve şampiyonluğa giden yol. Çünkü kasvetli bir noktada bitti. Yağmurlu, New Jersey serisi falan, böyle bir kırmızı Range Rover içinde depresif Michael Jordan. Önümüzdeki iki bölümde en karanlık iki bölüm olabilir ama Michael Jordan'ın geçmişiyle 5 ve 6'da hesaplaştık. Bir daha bu tarz şeyler görür müyüz? Çok emin değilim. Çünkü her şey çok, bazı şeyleri yüzeysel de olsa girildi. İşte Harvey Gant olayı, Cumhuriyetçiler ayakkabı alıyor, kumar, takım arkadaşlarıyla uyumsuzluk, Jordan Rules vesaire, hepsine girdik. Bundan sonra biraz daha şey, Jordan'ın yüceltildiği doğru kelime mi bilmiyorum. Ama bolca övüldüğü ve kahramanlık yönlerini gördüğümüz bölümler olacak. Senin merak ettiğin beyzbol dönemlerinden de iyi anekdotlar olduğunu düşünüyorum. ESPN 3430'nin 50 dakikalık Michael Jordan'ın beyzbol oynarken ki dönemini anlatan güzel bir seri var. O belgesel de gayet şey, doyurucu bir belgesel. Onu da buradan uyaralım. Şey, programı uyaralım ne lan? Uyaralım ne? Programı bitir sinyalimi. Onu da buradan önerelim.
Programı yavaş yavaş bitirirken ben de bir tespitimi paylaşmak istiyorum senin dediklerine paralel. NBA'in nasıl bir franchise'ı, yani genel olarak NBA franchise'ın dünyaya bu kadar kaliteli bir şekilde satabildiği, nasıl bu kadar kaliteli bir hale getirebildiğine dair donelerden biri bence. Son bölüm, 6. bölüm bir maç sunumuyla bitiyor aslında. Maç programının başlangıcıyla ve o metin o kadar güzel yazılmış ki gerçekten, hani maçlar üzerine yapılan programların metinleri bile o kadar iyi yazılmış ki hani gerçekten sırf oradan bile anlamak mümkün NBA'nin nasıl dünya çapında bu kadar büyük bir şeye dönüştüğünü. Michael Jordan kadar o dönem çalışan basın mensuplarının, oradan çıkarılan hikayelerin, genel olarak Amerikan Hollywood'da yaptığı şeyi biraz burada. Bu hikayenin içten içlikle. Aynen, bu hikayeleri hem çıkartabilmesi hem satabilmesi, bunun için en doğru yolları bulması falan. Çok uzun ve meşakkatli konular tabii tartışırsa ama çok güzel doneler var bu belgeselin içinde buna dair de deyip yavaş yavaş kapatalım Niko. Biz ayrılan sürenin sonuna gelelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa haftaya yine görüşüyoruz zaten. Görüşürüz. Keyifliydi. Çok keyifli. Benim için ağzına sağlık. Belgesel sürecinde en keyifli anı oluyor. Bir öyle. Flashback de yapmış oluyoruz. Bugünün perspektifinden 90'ları değerlendiriyoruz. Umarız daha kalan 4 bölümde yine böyle popüler kültür göndermelerini görürüz. 5. bölüm gerçekten o açıdan çok doyurucuydu. Şimdi bu kaydı bitirdikten sonra açıp bir daha izleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta görüşene dek. Hoşçakalın diyorum. Kendine iyi baksın.